Peki, aziz ve değerli hatipler ve aziz dinleyiciler, hepinizi hürmetle selamlarken böyle bir toplantıyı tertip eden derneğe ve derneğin ilgilisi arkadaşlara teşekkür ederim. Konumuz yeni dünya düzeni. Biliyorsunuz 1917'de sosyalistler iktidara geldiler Rusya'da ve sosyalizmi, tabii ki kapitalizmin vahşetinden kaynaklanan korkudan da güç alarak bütün dünyaya yaymaya çalıştılar. Ve bunlar da Müslümanların çoğunlukta olduğu, asırlarca iktidarda olduğu yerlerde bile, mekanlarda bile komünizmin mücadelesini verdiler. Şam'da, Irak'ta, Mısır'da, Cezayir'de sosyalizm iktidar oldu. Yani Müslüman beldelerinde bu ateist, inançsız, beşeri sistemin müminleri, inananları öyle davalarına inanmışlardı ki Müslümanların yurdunda bile Müslümanlığa tamamen zıt olan bir düzenin mücadelesini verebiliyorlar ve iktidar mücadelesi verebiliyorlardı. Birçok yerlerde de iktidara gelebiliyorlardı. 72 yıl tarih sahnesinde iktidarını sürdüren bu sosyalizm belası da insanlığa hemen hemen direkt veya indirekt olarak 100 milyon insanın kanına mal oldu. İslam'ın adil nizamının yeryüzünde söz sahibi olmasından uzaklaştığı kısa dönem içerisinde bakınız ne kadar insanlar ızdırap çekti. Peki faşizm böyle, sosyalizm böyle, peki kapitalizm nasıl? O cici mi? Ki birçok zaman bizim insanlarımıza cici gösterildi. Bak işte karşıda komünizm var, efendim şöyle canavar, şöyle müthiş diye falan hep dikkatler o tarafa sevk edildi. Ve insanlarımızın kafa ve gönüllerinde kapitalizm işte bazı müminlere ehven işer, bazı şuursuz Müslümanlara da hani çok cici gösterildi. Halbuki kapitalizm hem faşizmden hem de sosyalizmden çok daha vahşi ve çok daha korkunç idi. Ama kapitalizm elindeki olan imkanlarla, iletişim organlarıyla, basınıyla, yayınıyla, gazetesiyle, mecmuasıyla, misyoner teşkilatlarıyla ve şimdi de televizyonuyla insanlara kapitalizmi cici gösterebiliyorlardı. Halbuki kapitalizmde insanlar hemen hemen şu iki asır içerisinde 1 milyara yakın insanın kanına veyahut yerinden yurdundan olmasına mal olmuştu. Biliyorsunuz bu batılılar özellikle son iki asırda Amerika'da falan Afrika'dan götürmüş oldukları zencileri bir insan gibi değil, affedersiniz, bir hayvan gibi kullandılar. Onların gözyaşları ve terleri üzerine kendi refahlarını oluşturdular. İnka medeniyetini yerle bir ettiler. Daha uzak doğuda ve Amerika'da İnka'nın dışında 2 medeniyeti daha yok ettiler. Yeryüzü sahnesinden sildiler. Kendi çıkarları için mahvettiler bu medeniyeti ve bu insanları, oranın yerlilerini. Yani bugün kapitalist medeniyet öyle mazisi veyahut da temeli temiz bir medeniyet değil. Bu kapitalizm medeniyetinin temeli Kızılderililerin kanları ve siyah derililerin yani zencilerin kan, gözyaşları ve alın terleri üzerine kurulmuş bir medeniyet. Aziz kardeşlerim, şimdi işte İslam'ın dünya sahnesinden çekilmesiyle yani iktidarını, gücünü yitirip dünyanın idaresinin ipi onun elinde, İslam'ın elinde olmaması sebebiyle 2 asır içerisinde bütün dünya bu vahşetleri yaşadı. Evet, bu vahşeti yaşadı. Şimdi öyle bir noktaya gelindi ki, nasıl bir noktaya gelindi? Daha önceden Amerika, kapitalizm, kendi taraftarlarını kendisine bağlayabilmek ve onları istediği istikamete yönlendirebilmek için sosyalizmi kullanıyordu. Komünizmi kullanıyordu. Bir öcü olarak onu gösteriyor
bir düşman olarak onu gösteriyordu. Hatta şimdi bazı Alman gazetelerinde karikatürler çıktı. Alman ordusunda askerler ve kumandanlar ruhi bunalıma düşmüş. Daha önceden komünizm, sosyalizm düşmanımızdı. Şimdi biz düşmansız kaldık. Neyle savaşacağız diye bunalıma düşmüşler. Papazlar geliyor, psikologlar geliyor, onlara yeni düşman icat etmek için uğraşıyorlar ve yeni düşman olarak da İslam'ı onlara takdim ediyorlar. Aziz kardeşlerim, bu Rusya'daki çözülme başladıktan sonra biliyorsunuz Varşova Paktı'na ihtiyaç kalmadığı ortaya çıkıp dağıldıktan sonra NATO'ya da ihtiyaç kalmadı diye ileri sürülen fikirler olmaya başladı. Bunun üzerine hemen ne yaptılar? NATO'nun dağılmaması gerektiğini ispata çare düşünmeye başladılar. Hemen hepinizin bildiği gibi Kuveyt-Irak hadisesini sahnelediler. Kuveyt'te biliyorsunuz Kuveyt'in idaresini elinde tutanlar Allah'ın oraya vermiş olduğu ve bütün Müslümanların üzerinde hakkı olan petrol gelirleriyle şuursuzca ve İslam'dan uzak bir hayat yaşamalarıyla beraber Kuveyt içerisinde bazı zenginler vardı ki dünyadaki İslami hareketlere parasal yardımda bulunuyorlardı, maddi yardımlarda bulunuyorlardı. Yeterli miydi? Değildi ama yardımda bulunanlar vardı. Amerika da bunu tespit etmişti. Ne yapması gerekiyordu? Kuveyt'teki bu İslami hareketi besleyen gücü yok etmesi lazımdı. Hemen tuttu. Hani İran tehlikesine karşı Irak'ı kullandı ve onu bir hayli semirtti. Hani semizleştirdi. Kuveyt'e yardım yaptırdı, Suud'a yardım yaptırdı ve silahlarla donattı. Bir sürü de paralar verdi. İran savaşı bitince ne oldu? İsrail için Irak potansiyel bir tehlike haline geldi onlara göre. Ne olur ne olmaz bu adamın kafası bozulursa İsrail için büyük bir tehlike olabilir. Ne yapmamız lazım? Buna işte Kuveyt'teki İslami hareketi besleyen gücü yok ettirmemiz lazım. Geldiler, konuştular, gazetelerde yazıldı, çizildi, üzerinde durmuyorum. Kışkırttılar ve Kuveyt'e Irak'ı saldırttılar. Irak oraya saldırdı ve orayı yerle bir etti. Bir Müslümana yakışmayacak şekilde orada asmalar, kesmeler, ırza geçmeler, her türlü namussuzluklar yapıldı. Tabii bunu tasvip etmek mümkün değil. Ama daha sonra ne oldu? Haydi bakalım. Irak Kuveyt'i işgal etti diye dünyanın jandarmalığına oynayan Amerika, Birleşmiş Milletler, NATO ne kadar hani aslında temelinde Siyonizme hizmet vermek için kurulmuş teşkilat varsa beynelmilel, uluslararası hepsi harekete geçti. Hemen Irak'a karşı bir güç oluşturuldu. Hepinizin bildiği gibi Kuveyt'i kurtarıyoruz diye, kurtaracağız diye Kuveyt'e girmediler. Kuveyt'teki askerleri Kuveyt sınırlarından çıkarmaya çalışmadılar. Doğrudan doğruya Bağdat'a, Basra'ya binlerce, yüz binlerce ton bomba yağdırdılar. Sivil halkı, çocuğu, kadını yerle bir ettiler. Bu arada halkı Müslüman olan fakat başlarında halkın inancından kopmuş, batıya göre yetiştirilmiş kukla idareciler, güya Müslüman bunlar. Biliyorsunuz ki bunların, bilmiyorum tabi İslami, şuurlu bir İslam'la alakaları yok. Bu idarecileri de kandırarak, bazılarını da yanlarına alarak, Mısır, Suriye vesaire gibi, Suud gibi alaraktan Irak halkını, Saddam'a şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar, bu tartışılabilir ama Irak halkına yapılan bu zulüm katiyetle tasvip edilemez. İşte burada oluşturdukları havayla da dediler ki bak görüyorsunuz Saddamlar var. NATO'nun dağılmaması lazım. Batı için potansiyel bir tehlike var. İslam insanlık düşmanıdır, kan içicidir. Zaten Hümeyni'nin İran'daki olayını da bu işe uzun müddet alet ettiler. Arzu ettikleri İslam'ı tehlike gösterme, tehlike imajı verme işine İran olayında büyük çapta
alet ettiler. Edilir mi edilemez mi, o ayrı bir konu. Buradaki mevzumuz değil. Ancak şunu belirteyim. Biraz önce söylediğimiz gibi faşistler, sosyalistler ve kapitalistler yeryüzünde kendi zihniyetlerini hakim kılmak için milyonlarca, yüz milyonlarca, milyara varan insanın kanını içerken hiç bundan kimseye bahsedilmiyor. İran'da mahkemeye verilerek 8000 insan öldürülmüş diye bütün dünyaya bunu tekrar tekrar ajanslarda şurada burada tekrarlayarak kafalarda İslam'ı büyük bir tehlike gibi gösterme işlemini yapıyorlar ve bunu kullanıyorlardı. Aziz kardeşlerim, işte bunun arkasından Kuveyt olayı da bitti. Ne oldu? Bu insanlar bizim Türkiye'deki gafil idarecilerimiz de bu işe alet ederek memleketimize çekiç güç diye bir güç yerleştirdiler. Asırlardan beri iman birliği ve beraberliğiyle hep beraber yaşadığımız Kürt Müslüman kardeşlerimizi de birbirine düşürmek ve orada onların bir ayrılıkçı Kürt devleti kurmasına zemin hazırlamak için bu çekiç gücü orada görevlendirdiler. Kim ne derse desin, çıkan haberler ve olaylar çekiç gücün askerlerinin daha önceden Avrupa'da Kürtçe ana diller gibi öğretilmiş ve çeşitli işte gerilla, bölücülük vesaire şeyleri öğretilmiş kişilerden oluşturulduğu ortaya çıktı. Şimdi ne yapmak istiyorlar? Filistin'de Müslümanları İsraillilere, Yahudilere ezdiren bu güçler dikkatleri doğuya çekip orada da yeni bir Lübnan, yeni bir Filistin meydana getirmek istiyorlar. Müslümanları orada birbirine kırdırmak istiyorlar. İşte yeni düzeni bunlar böyle kuracaklar yavaş yavaş. Daha sonra şimdi biraz yukarıya çıkıp Ermenistan hülyasını da harekete geçirmek istediler. Ta Lenin'in temellerini atmış olduğu Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetlerle Türkiye'nin arasındaki bağı tamamen koparma işlemini uzun zamandır sistemli bir şekilde yetiştirdikleri Ermenistan vasıtasıyla yapmak istiyorlar. Bundan hemen hemen 100 yıl kadar önce Ermenistan'da 1 milyona bile varmıyordu Ermeni nüfus. Ama dünyanın her tarafından oralara Ermeni nüfusu getirterek orada nüfusu çoğaltmak istediler. Ve bu arada 1920 yıllarındaki yapılan anlaşmalarla Azerbaycan arasından böyle biliyorsunuz Karabağ, Nahçıvan birbirinden ayrılmış vaziyettedir. Birbirine bağı yoktur. Haritalarda görmüşsünüzdür. Son zamanlarda hepinizin bu güncel olaydan haberiniz var. Eskiden onlar bitişikti. Fakat araya Ermenileri soktular, bir tampon oluşturdular. Şimdi tamamen o tamponu genişletmek, aşılamaz hale getirmek istiyorlar. Bu arada Bosna Hersek'te, biliyorsunuz Yugoslavya'nın da dağılmasıyla Bosna Hersek'te büyük cinayetler işlendi. Önce Sırplar, Hırvatlara ve Slovenlere saldırtıldı. Ortodoks ve Katolik tarihi bir savaş var, mezhep savaşı, o kışkırtıldı. Tarihi derinlikleri var, bunların birbirlerine düşmanlıkları var. Ve arkasından o meseleyi Avrupa kendi ağırlığını koyarak halletti, özellikle Almanya ve Avrupa topluluğu. Ama arkasından Bosna Hersek'e yöneldi bu tehlike. Ve şu anda Bosna Hersek'te ve biraz önce belirttiğimiz Ermenistan'ın Karabağ'da, Nahçıvan'da dünyanın hiçbir döneminde görülmemiş derecede büyük cinayetlerini sergiliyorlar. İşte yeni düzeni kuracak olanlar bu cinayetleri sergiliyorlar. Ve bu yeni düzenin sahipleri bu cinayetlere seyirci kalıyorlar. Efendim, en ufak bir Amerikan askeri Berlin'de bir diskotekte bomba neticesi öldü diye Libya'ya hava saldırıları düzenleyen Amerikalılar, İngilizler şu anda hem Ermenilerin Nahçıvan'a ve Karabağ'a yaptıkları saldırıları hem de Bosna Hersek'te Müslümanlara yapılan ve televizyonlarda da ancak %1'ini görebildiğimiz ama %1'ini gördüğümüz halde tüylerimiz ürperen vahşetlere
seyirci kalmakta ve hiç ne hava akını düzenlemekte ne kara akını düzenlemektedirler. Bunlar mı yeryüzünün düzenini düzen yapacaklar? Yukarıda sözümü, bu turun sözünü şu ayeti kerimenin meali ile bitirmek istiyorum. Bakara suresi 11. ayette Allah-u Azimuşşan diyor ki, onlara denildiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmayın, bozgunculuk çıkarmayın. Onlar derler ki, hayır biz bozguncu, fesatçı değiliz, muslihleriz. Yani ıslah edici, düzen vericileriz. Düzen vericileriz. Habibim dikkat et, agah ol, uyanık ol ki bunlar müfsitlerin ta kendileridirler. Ancak bunu bile idrak edemezler. İşte bu yeni dünyaya yeni düzen verecek insanların haleti ruhiyesini ve halini şu iki ayeti kerime açık ve seçik olarak bildirmektedir. Bunlar müfsitlerin ta kendileridir. Düzeni bozanların ta kendileridir ama kendilerini düzenci ve yani öbür manada düzenci bunlar. Çeşitli düzenlerle, dolaplarla uğraşan insanlar ama dünyaya nizamat verme iddiasındadırlar. Kat'iyetle buna Müslümanlar aldanmamalıdır. Sayın Ali Yüksel abimize yapmış olduğu açıklamalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Kapitalizm iktidarı ve yaklaşık 150 milyon insanın hayatı, komünizm iktidarı bir o kadar insanın hayatı, daha sonra faşistlerin iktidarı 50 milyona yaklaşık insanın hayatı. Bunlar tüm insanlıktan saklanırken Müslümanların, İslam'ın bir el, kol, bacak uçurtma dini oldu. Düzeni oldu, dünyaya vurgulanmaya çalışılıyordu. Tüm bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi alın size yeni bir dünya düzeni ve 500 milyon insanın kellesi der gibi Bosna Hersek'te, Ermenistan'da yapmadıklarını bırakmıyorlar. Konuşmamızın ilk turunda sıra Sayın Üstad Hüseyin Bey'de, kendisine söz hakkını veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı ile kendi varlığını özdeşleştirmiş kukla rejimlerin tekrarından adeta zevk duydukları bu yeni dünya sistemi ne manaya gelmektedir? Yeni dünya sistemi veya düzeni dedikleri şey esasen eski düzenin devamını sağlamaktan başka bir şey değildir. Zaman ölçüsünde izah ettiğimizde görecektir ki gerçekten şu anda yürürlükte olan düzen, eskiden beri devam etmekte olan dünya düzeni ufak sarsıntılar geçirmektedir. Ve bu ufak sarsıntılar eğer tedbir alınmazsa yakın bir gelecekte dünyaya hakim olanların hakimiyetlerine gölge düşürecek, onların dünyayı haraca bağlamaları statüsünü zedeleyebilecektir. Dolayısıyla bu sarsıntının büyümemesi için bir revizyona ihtiyaç vardır. Bir değişime, tamire ihtiyaç vardır. Ve dünya insanlarına yeni bir umutla, yeni bir iddia ile, yeni bir yaklaşımla lanse edilmesi, propagandasının yapılması gereklidir. Yeni dünya düzeni denilen şey esasen mevcut şu anda yürürlükte olan ve emperyalistler tarafından ortaya konulmuş, dünyaya hakim kılınmış düzenin devamını sağlama tedbirlerinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla uyanık insanları, dünyada oynanan oyunların farkına varan kişileri böylesine cafcaflı ve yaldızlı iddiaların aldatmayacağı açıktır. Ancak her şeyi, kültürünü ve bilgisini malum mihraklardan, televizyon ve gazete sayfalarından öğrenen insanların bu yeni dünya düzeni iddiaları karşısında heyecanlanıp bir şeyler oluyor zannına kapılmaları mümkündür. Hele hele dünyayı vahiy ölçüsünde değerlendiren, dünya hayatını Allah rızası için bilmiş, dünya hayatını ilahi ölçüler içerisinde yaşamayı kendisine dava edinmiş, zulmün ve zalimin karşısında olmuş, sömürünün ve ezmenin hayatı boyunca takipçisi olmuş, şuurlu ve siyasi bilinci olmuş olan Müslümanların
aldanması mümkün değil. Bu bakımdan meseleyi eski dünya düzeni nedir sorusunu cevaplandırarak açmak gerekiyor. Eski dünya düzenini tanırsak yeni dünya düzeninin ne menem şey olduğunu, ne türlü ters manaya geldiğini rahatlıkla anlayabiliriz. Esasen bu bizi dünya vatandaşı olmamızdan öte, dünyada olup bitenlerden haberdar olma sorumluluğumuzla beraber ilgilendiriyor. Hani yazarımızın birisinin dediği gibi, hiç kimse dünyada olup bitenlerden haberdar olmama hakkına sahip değildir. Bizler madem ki bu dünyanın insanıyız, üstüne üstlük Müslümanız ve Müslümanlar dünyadaki olan hadiselerden sorumludurlar. Değil mi ki onlar emri bil maruf gibi gerçekten hayatı ıslah edici iki tane önemli İslami emirlerle mükelleftirler. Öyleyse biz etrafımızda olup bitenlerden haberdar olmak ve onlara İslami manada teşhis koymak ve gerekirse elimizle, dilimizle, iktidarımızla müdahale etmek mecburiyetimiz vardır. Bu açıdan olaya yaklaştığımız zaman dünya düzenini didik didik etmek ve nihayet Müslümanlar lehine hem ders çıkarmak hem de bu dünya düzenine tabir caizse çomak sokmaya çalışmakla görevliyiz. İçimizden öyle yiğitler çıkmalı ki gerçekten bu dünya düzenine çomak sokma yiğitliğini gösterebilmeli ve işi gücü bu olmalı. Ama ne yazık ki Müslümanlar, bırakınız dünya düzeninden devam eden ve devam ettikçe de mazlum ve Müslüman halkları ezen çelik dişlilerine çomak sokmayı, hatta bir kısmı maalesef ki bu düzenin taşeronluğunu yapmaya bile soyunmaktadırlar. Eski dünya düzenini tanıyalım, yeni dünya düzenini çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Dolayısıyla biz inanıyoruz, sizin gibi şuurlu insanlar, televizyonda propagandası yapılan bir takımların da açık ağızla beraber, ha bir şeyler oluyor ya, Gazi abinin verdiği misalle beraber tilkinin tövbe ettiği, artık eski adetinden vazgeçtiği anlamına gelebilecek değişimler var gibi zannetme. Şimdi biliyorsunuz şu anda yeryüzünde başını batı ülkelerin çektiği liberal kapitalist diye sıfatlandırılabilecek bir dünya sistemi hakim. Ve öyle bir sistem ki sadece iktidar sahiplerinin, gücü yetenlerin, kuvvetlilerin, askeri çok olanların, silahı bol olanların ve maddi bakımından çok çok büyük servetlere ulaşanların sözünün geçtiği bir dünya düzeni. Öyle bir dünya düzeni ki verilen güzel bir misal var. Bilmem hangi pavyonda, hangi diskotekte askeri öldürüldüğü zaman kim öldürdüğü belli olmadığı halde bir başka ülkeye rahatlıkla gökten bomba yağdırma hakkını kendine gönen bir düzen. Öyle bir düzen ki kendine kapı kulluğu yapanların iktidarını sağlamak için, hatta çok çok propagandasını yaptıkları ve dünyaya zorla da olsa benimsetmeye çalıştıkları demokrasinin dersinin dahi olmadığı totaliter, baskıcı, zalim ve diktatör şahların, kralların ülkesini kurtarmak için bütün dünyayı ayağa kaldırırken, mazlum insanların başına bomba yağdırılırken, evlerinden sürgün edilirken, yaşama haklarına son verilirken, insani en tabii haklarını alma hususunda her türlü engeller önüne çıkartılırken, onlar seyirci kalmaktadırlar. Hatta bir taraftan da el altından da çomak göstermekte, yardımlarını da o zalimlere esirgememektedirler. Öyle bir dünya düzeni ki varsa yoksa bu. Yani alırsanız da bu, almazsanız da bu. Deli Dumrul'un hikayesini bilirsiniz. Köprüden geçmezseniz de haraç vereceksiniz. Geçseniz de haraç vereceksiniz. Aksi halde Deli Dumrul'un yumruklarıyla gözünüzün şişmesi, yanağınızın patlaması söz konusudur. Öyle bir dayatma ki Deli Dumrul'un mantığıyla işletilen bir dayatma. Yani ya dünya düzenine yafta olacaksınız, ya dünya düzeninin kölesi kulu olacaksınız, yahut da pataklanacaksınız. Ya bunların dediği gibi olacaksınız, ya da hiç olmayacaksınız. Öyle bir anlayış ki sadece kendi sistemlerinin, kendi hayat anlayışlarının, kendi felsefelerinin, kendi ideolojilerinin, kendilerinin yüzyıllardan beri kazanım saydıkları
tecrübeyle elde ettiklerini iddia ettikleri bu yaşama biçimini dayatıyorlar ve bunun dışında dünya insanlarına bir seçim hakkı vermiyorlar. Ve öyle bir dünya düzeni ki kendilerine ait olan, kendilerinin bulduğu, kendi tarihlerinde olan gerek felsefe, gerek kültür, gerek ideoloji, gerek inanç, gerek ahlak ne varsa kendilerine ait olanların en üstün olduğu, diğer milletlerde, diğer coğrafyalarda medeniyet namına, kültür namına hiçbir şeyin olmadığı, dolayısıyla diğer coğrafyalarda yaşayan bütün toplumların onlarda olanları benimsemek mecburiyetinde kaldıklarını iddia ettikleri bir düzen. Bu düzen nasıl oluştu? Zaman ölçüsüne kısaca değineyim. Belki söyleyeceğimiz birkaç cümleyi çoğunuz bilirsiniz ama tekrarında fayda var. Tekrar tarihe dönüp bakmakta fayda var. Siz biliyorsunuz ki Avrupa tarihi sömürge tarihidir. Bana sorsanız ki Avrupa tarihi hangi renktedir? Hiç düşünmeden şu cevabı veririm. Simsiyahdır. Avrupa'nın tarihi simsiyahdır. Aydınlık hiçbir tarafını bulamazsınız. Onlar aydınlanma çağı, metafizik çağı, maden çağı, efendim modeller bile bütün bunların rengi bir renge dönüşür. Simsiyahtır Avrupa'nın tarihi. Çünkü bu siyahlığı meydana getirecek en meşhur, en gaddar, en vahşi olaylar onların tarihinde olmuş. Avrupa'nın zenginliğinin temelinde sürekli söylemişizdir ki zencilerin, kızılderililerin ve üçüncü dünya diye yakaladıkları ve hakaret olsun diye üçüncü dünya dedikleri insanların kanı, gözyaşı, etleri ve emekleri vardır. Eğer onların servetleri olmasaydı, eğer o mazlum insanlar sömürülmeseydi, efendim sömürülmeseydiler diyebilirsiniz. Ayrı bir mesele. Onların zaten mazlumluğu, onların pısırıklığı, onların belki akıllarını kullanmayışı Avrupalılara kolay yem olmalarına sebep olmuştu. Onların suçu bir tarafa ama mazlum gücü yetmiyor zalime karşı koyamıyor diye zalimin herhalde suçsuz olduğu iddia edilemez. Yani mazlumun gücü yok zalime karşı koymaya. Ama madem ki karşı koyamıyor öyleyse zalim onun ona zulmetmekle haklıdır denilemez. Avrupa'nın tarihini de bu manada değerlendiriyoruz. Evet, o mazlum 3. dünya dedikleri ülkelerin insanların servetleri olmasaydı ve Avrupalılar buradan çapulcular misali, haydutlar misali kelimelerimi televizyonlardan duyabilseler o insanlar, haydutlar misali gidip yağma etmeselerdi, oradaki insanların servetlerini ve kendilerini buraya taşıyıp burada onları sermayeye döndürmeselerdi, o insanları boğaz tokluğuna asırlarca çalıştırmasalardı, Avrupa bugünkü maddi gücüne ulaşamazdı. Maddi gücüne ulaştıktan sonra bunu Avrupa kendi gururunun, kendi büyüklüğünün, iddia ettiği büyüklüğünün ve diğer insanlara hükmetmenin vasıtası olarak kullanmıştır. Ve adeta az önce söylediğimiz gibi tespit ettiği, ulaştığı sistemi dünyaya dayatmıştır. O güç ve kuvvet sayesinde bütün dünya insanlarına bu sistemi kabul edeceksiniz. Aksi halde mevcut modern dünyadan dışlanmak zorunda kalırsınız dediler. Ve Avrupa'nın Batı'nın en büyük hesabı, hesaplaşması İslam dünyasıyla olmuştur. Diğer mazlum milletler Avrupa'ya kolay yem oldular. Ama İslam dünyası asırlar boyu dayandı. Nihayet sembolik olarak da kalsa, sembolik olmaktan öte bir fonksiyonu kalmasa bile Müslümanların başında sözde halifenin olması dahi Avrupa'nın önünde çok büyük bir engeldi. Nitekim 2. Abdülhamid'in o zamanki devleti kurtarma pahasına da olsa İslam hilafetinin otoritesini yeniden canlandırma girişimleri Avrupa'nın hemen heyecanlanmasına ve bu teşebbüsün bir an önce bitirilmesinin çalışmalarının başlatılmasına sebep olmuştu. Ve nitekim hilafet sembolik olarak da kaldığı zaman İslam dünyası bir birlik halinde olabiliyordu. Gerekirse sembolik halifenin keşke gerçeği olsaydı, görürdünüz o zaman İslam alemindeki gücü ve kuvveti. Onun bir işaretiyle gerekirse ülkelerini işgal etmeye gelen emperyalistlere karşı koyabiliyorlardı. O baş gitti ve İslam ülkeleri sahipsiz kaldı. Artık aç kurtlar gibi başı kopan vücudun her bir tarafından et koparmak, bir parça koparmak üzere bütün aç kurtlar
o vücudu üzerine üşüştüler. İslam alemini, diğer dünyanın her bölgesini işgal ettikleri gibi işgal ettiler, kopardılar, yediler, yuttular. Ama İslam Kur'an'a dayandığı müddetçe Müslümanlar Kur'an'dan dinlerini anladıkları müddetçe ve Kur'an'la şuurlandıkları müddetçe başlarındaki halin hesabını yapmak, kendilerine dayatılan sistemin ne olduğunu bilmek ve kendilerine zulmedenlere karşı koymak şuurunda olurlar. Müslümanlar Kur'an'dan uzaklaşıp da Kur'an'ın dışında anlatılan resmi, gayri resmi, şu isimde, bu isimdeki İslam ile Müslümanlıklarını yaşamaya çalıştıkları zaman ne emperyalistleri, ne kendilerine zulmedenleri, ne de içinde bulundukları halleri bilemezler. İşte o dönemde, o işgal döneminde, İslam aleminin tümüyle elden çıktığı dönemde halk giderek meseleyi anlamaya başladı. Ve öyle bir noktaya geldi ki artık bütün kitle bağımsızlık savaşları, emperyalistlere karşı kurtuluş savaşları vermeye başladılar. Hikayesi uzundur. Anadolu Kurtuluş Savaşı bu manada destansı bir mücadeledir. Cezayir Kurtuluş Savaşı destansı bir mücadeledir. Hatta Pakistan, Afganistan o dönemlerde yapılan bütün mücadeleler hepsi İslam adına başlatılmış ve tekrar Kur'ani, İslami hayata dönme, İslami hayata hakim kılma mücadelelerinin birer örneğidir onlar. Ama görüldü ki Müslümanlar cephede savaştı, masa başında yine onlar kazandılar. Öyle dalaverele yapıldı ki Kurtuluş Savaşları'nın hedeflediği şey gerçekleşmedi. Ve nihayet bütün bu İslam toprakları Kurtuluş Savaşı ile kurtulabilme ümidini kazandığı zaman tekrar onların kafalarına benzer, onların peşine giden, onların ideolojilerini benimsemiş, onların mekteplerinde yetişmiş, onların verdiği ekmeklerle kemikleri, vücudu bina olmuş kişilerin eline geçiverdi. Ve dünya düzeni onlar sayesinde İslam ülkelerinde tatbik edildi. Sonunda vaktimin bildiği doğru bildiriliyor. Birkaç cümleyle toparlıyorum. Ve öyle bir hale geldi ki artık Batı bütün dünyaya hakim olmanın yolunu buldu. Diğer dediğim gibi zayıf ülkeler hakim olması kolay oldu. Müslümanları da yanlış din anlayışı ve kendi işlerinden ayarttığı adamlar vasıtasıyla elde ettikten sonra artık kendi sistemini her tarafa hakim kılma imkanına kavuştu. Ve bugün görüyoruz ki işte aksaklıkların, sapıklıkların dolaylı yoldan takip ettiğiniz, gördüğünüz burada dile getirildiği kadarıyla bu zalim, bu vahşi, bu gayri İslami, gayri ahlaki her şeyden yaratılışa zıt bu ahlakın, bu hayatın kaynağı Batı ve bu Batı dünyasının dünyaya hakim kıldığı dünya sistemidir. İkinci turda inşallah birkaç cümleyle tekrar temas ederiz. Teşekkür ederim. Muhterem Hüseyin abimize de vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hepinizin malumu beyaz adam yıllarca köle taşıdı Amerika'ya ve adına medeniyet dedi, artık medeniyet denebilirse. Eski düzen dendi adına, yeni düzen kurmak istiyorlar ve yeni düzene doğru gidiyorlar. Yeni düzen ne demek? Yeni düzende köleler kendileri geliyorlar ayaklarına istekli ve severek. Ve bunun adına da yeni düzen diyorlar. Hepimiz kalktık, geldik isteyerek. Artık zorlama da yok, kölelik de yok. Şimdi sıra Ercüment abimizde. Kendisine mikrofonu veriyorum. Adı üstünde yeni dünya düzeni veya dünyaya verilmek istenilen yeni düzen denildiğinde ne anlaşılır? Herhalde konuşmamız gereken şey bu olsa gerek. Düzen nedir? Eski düzen neydi? Şimdi verilmek üzere istenilen, kurulmak istenilen yeni düzen nedir? Elbette meseleye etraflı şekilde bakmak suretiyle insan meseleye geniş şekilde bakmak suretiyle insan meseleye vukuf kazanır, mahiyeti hakkında derin ve aydın bilgi sahibi olabilir. Pek kısa olan 15 dakikalık ilk tur için şöyle biraz gerilere 50 sene yahut 43 sene kadar, 47 sene kadar gerilere doğru
dönüp o günden bugüne kısa adımlarla gelecek olur isek, güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu adıyla anılan İngiltere'nin 1 Eylül 1939'da başlayan İkinci Dünya Harbi ile ta 1 Mayıs 1944'te Normandiya çıkarmasına kadar geçen 5 yıllık tam süre içerisinde Avrupa Hitler'in başlattığı savaş ile İngiltere'yi, Fransa'yı ki bunlar başlıca devletler idi ve diğer arkasından dizilip gelen devletlerin biçimlerini, şekillerini, haritalarını, coğrafyalarını değiştirmiştir. Bu savaş çok silahla yapılan, o günün teknolojisine göre ileri düzeydeki silahlarla yapılan savaş olduğu için başlangıçta Almanya eliyle İngiltere sürekli dövülerek bir koca İngiltere İngilizlerin başına Almanlar tarafından yıkılmış. Bilahare de Almanya Almanların başına yıkılma sırasını beklediği için o sırayı gelmiş bulmuş idi. Malumunuz başından beri Amerika dünyayı hemen kendine tümüyle yar etmiş. Zapt ettiği, kolonileştirdiği, sömürgeleştirdiği ülkelerde birinde batan güneşin diğerinde doğduğu, diğerinde batmadan öbüründe doğduğu yani 24 saat İngiltere hesabına dönen güneşin ışıttığı ülkelerin hemen hepsinde varlığını hissettiren Amerika'nın yerini alabilmek isteyen Amerika, İngiltere'nin yerini alabilmek isteyen Amerika 5 yıl boyunca İngiltere'nin çok çok tahriklerine, değişik oyunlarına rağmen hiç oyuna gelmedi ve İngiltere'nin perişan olmasını, onu perişan eden Almanya'nın da perişan olmasını bekledi. Yani finale kalan güreşçilerin ikisinin de turşusu çıkmış vaziyetteyken hiç güreşmeden boyuna tur atlayan güreşçi gibi en son ortaya çıktığında da yorgunluğu olmadığından ikisinin de sırtı zaten yere gelmişti, işini bitirdi. İngiltere'nin yerini aldı. Almanya'nın da zaten kanadını, kolunu kırptı, bir kuşa benzetti. Doğusunu Ruslara verdi. Aslında Sovyetlerin o yenilmez sanılan ya da öyle söyleyip durup kendilerini de inandırdıkları yenilmez Kızıl Ordularının hiç kimseyi yendiği falan da görülmemişti. Buna rağmen o Kızıl Ordunun ayağına teker oldu, topuna gülle oldu, tabancasına, tüfeğine kurşun oldu, altına jip oldu, cemse oldu, askerlerini kaçan orada burada dağılmış vaziyette çapulcularını toplayıp bindirdi ve Avrupa'nın doğusunu, Polonya'yı, Çekoslovakya'yı, Macaristan'ı, Bulgaristan'ı ve Almanya'nın doğusunu, hatta Berlin'i de bir perestiz savaşı olarak bildiğiniz gibi paylaştırdı ki bu suretle kendi eliyle büyüttüğü Sovyetleri karşısında bir güçmüş gibi, işte bu ikimiz anlaştık, iki dev, birimiz uyursa öbürümüz uyumaz, öbürümüz uyursa bir ikimiz uyurmaz, bakın ha yoksa yutarız korkusuyla bir soğuk savaş terörü. Şimdi o dünya düzeninde İngiltere'nin yerini Amerika almıştı. 1952'de Mısır'da İngiliz adamı Kral Faruk'u devirerek onun yerine geçirdiği Abdülnasır'la, 1958 1 Temmuz'unda Irak'ta İngiliz ajanı Kral Faysal'ın yerine General Abdülkerim Kasım'ı geçirerek, 27 Mayıs 1960'da Türkiye'de İngiliz muhibbi, dostu, İngiliz çizgisindeki politikacılar olan Demokrat Parti'yi alaşağı ederek Amerikan yanlısı askerleri ve onlar eliyle de yine Amerika'ya hayranlık duyan sivil kadroların siyasi arenada yollarını açan, onlara yol açan rollerini oynadılar. Velhasıl İngiltere'nin yerini Amerika almıştı. Karşısına da Amerika, benden korkmuyorsanız ondan korkun, ondan korkmayan da benden korksun. Zaten korkulacak başka da bir şey yok onların lügatlarında. Böyle bir düzeni yarım asra yakın sürdüler. Köpeğin leş sürdüğü gibi. Fakat yürümedi. Görüldüğü gibi her şeye rağmen koskoca ucu bucağı bulunmayan, bir tarafta güneş doğarken öbür tarafta güneşin battığı, Kamçatka Yarımadası'nda Vladivostok'ta güneş doğarken Leningrad'da, eski Petersburg'da güneşin battığı bir coğrafya, bir arazi, ucu bucağı bulunmayan topraklara hükmeden
demir perde sayesinde de kimin ne menen bir dev olduğunu da hiç göremediği, edemediği ama homurtusunu zaman zaman çıkardığından onu duyup anne diye dudakları uçukladığı bir devin gümbede yıkıldığını, yıkıldığında da yeri zelzele bilmem kaç ölçeğinde zelzele olmuş gibi sarstığını, bir takım çatlaklar meydana getirdiğini gördük. Bütün bunları şu anda şurada oturan yaşlısından en gencine kadar herkes hemen hemen yaşadı. Şimdi suni de olsa iki kutuplu şekilde biçimlendirilen dünyada kutbun biri mortu çekti kısaca. Biraz da gerçeği ifade için hafife alarak böyle ifadelendirmekte yarar görüyorum. Kaldığı öbür taraf tek. Ne yapacak? Nasıl yapacak ki eski düzen sürebilsin? Neydi eski düzen? Kendi modelini İslam'la uzaktan yakından bir güna alakası olmayan laik demokratik batı düzenini kesinlikle Müslümanlara ve bütün dünyaya tek alternatifmiş gibi sunma, kabullendirme, bastırma, zorla kucaklattırma anlayışı, bunu sürdürmesi gerekiyor idi ki Batı üstünlüğünü koruyabilsin. Kendi sistemine tabi kıldığı ülkelere şimdi başka bir alternatifi de kalmayan siyasi arenada Sovyetlerin parçalanmasıyla Marksist teoride de olsa Marksist bir alternatifi kalmayan dünyanın diğer büyük bölüğünde ki ülkeleri de aynı sisteme geçirebilmek, sisteme intibakını sağlayabilmek, hani memuriyette vardır ya intibakım sağlanacak filan, yani işte bir üst kademeye çıkarılacağım, yan ödeme filan da verecekler gibi, o ülkelerin liberal serbest piyasa ekonomisine geçişi, laik demokratik anlayışı yeni bir elbise olarak bayramlık giydirilişi için çalışılmaya başlandı. O ülkeler gerçekten gerçek hayatın tadında farkında olmayan bundan 70 yıllık bir Marksist uygulama ile uzak kalmış ülkeler idiler. Bu ülkelere de Türkiye gibi daha evvel müteahhidin yanında kalfa olarak çalışmış, yalan yanlış iş başa düştüğü zaman taşeronluk yaptırılabilen laik demokratik batının güdümündeki Atatürk Türkiye'sini, taşeronluğunu verdiler Atatürk Türkiye'sine. Biliyoruz ve sık sık da yazıldığı gibi Bosna Hersek'ten Japonya'ya, yani Kamçatka Yarımadası'na kadar tüm Türkiye cumhuriyetlere, yani Türk ve Müslüman olan cumhuriyetlere yeni düzene intibaklarını sağlatmak üzere işte ağabey Türkiye hazır. Türkiye de bir taraftan bağırıp çağırıyor ki işte benim gücüm yetmez, oralara gidecek kadar benzinim yok, bilmem azığım yok, işte bana yardım etmezseniz benden beklediğinizi de ben yapamam, onun için biraz yardım edin Avrupa'ya, Amerika'ya, yalvar yakar onursuz politikacıları Türkiye'nin bu ricaların peşinde koşuyorlar. Parlamento günlüğünü izliyorsanız, basını izliyorsanız, yer yer izliyorsunuz da sürekli izlemek gerekir. Politikada hiçbir sahne kaçırılmamalı. Görüyorsunuz neler oluyor. Yeni dünya düzeni der iken kasıt Amerika'nın, yani Batı'nın üstünlüğüne dayalı olan düzenin sürmesini sağlamak için ne yapmalı? Şu değişikliklerden bir takım farklılaşmaların ortaya çıkmasından sonra eğer boyumuz büyüyor, efendim ayağımız bir yerde yorganın dışında kaldıysa, yorganın dışına çıktıysa büyüyen boyda, ya baş tarafından çıkacak ya ayak tarafından, ne yapmalı da bu ayağın dışarı düdük gibi çıkmasını önlemeli, ellerin görmesine engel olmalıyızın hesaplarının yapıldığı düzene yeni dünya düzeni veya dünya için yeni düzen deniyor. Bu hepimizin farkında olduğu, göre geldiği, takip edenlerin çok daha hassas biçimde tespit edebildiği bir gerçek. Bu gerçeğe rağmen ki 2 yıl evvel yahut 1 yıl evvel durdurulan, işte biraz evvel de başlatılan Körfez Savaşı provasıyla da
yapmak istediğimiz şeylere karşı çıkmak isteyen olursa bakın böyle cıs ederiz sakın ha. Yani tepesine on binlerce ton bomba yağdırırız. Sakın kimsenin kursağında böyle bir şey kalbinden geçmesin, adamın kursağında bırakırız demek için beyinsiz Saddam, salak Saddam araç kullanılarak, ajan, taht, alet kullanılarak yapılan bir prova idi. Nitekim ilk bakışta kendi emellerine de ulaşmış görünüyorlar. Ama elbette onların bir hesabı varsa, Allah'ın da mutlaka tutacak olan bir hesabı vardır. Fakat Allah'ın hesabının tutması da sünnetullah'a uygun olarak, onun kanunlarına uygun şekilde davranmakla tutacak bir hesaptır. İşte kafirlerin bizler için yaptıkları hesapları bozmanın, hesapları boşa çıkarmanın olmazsa olmaz yolu olarak biz Müslümanlar mutlaka Rabbimiz, terbiyecimiz Allah'ın bizden talep ettiği, onun gökten de kurtuluşumuz için sımsıkı sarılmamız, sarıldığımız takdirde kurtulmamızın mutlak olduğunu belirttiği ipine ayrılmamak üzere bağlanmak suretiyle ancak yakamızı bunların tuzaklarından, yeni dünya düzeni, eski dünya düzeni, yok daha gelecek dünyanın da düzeni diye kurduğu tuzakların hepsini bir çırpıda alıp atmamız, onları engel olarak yolumuzdan kaldırmamız mümkün olacaktır. Her halükarda iş bizden bitiyor. Yani biz Müslümanlar bu bizler için döşenen mayınları, bizler için kurulan tuzakları, eğer mayın temizleyicimiz, efendim tuzak bulucumuz var ise, bu işlerden anlar isek, anlamıyorsak da öğrenir isek, bunları, bu mayınları toplar, tuzakları boşa çıkarır, bir taş atarak ayağımızı bacağımızı kapacak tuzağa bir taşla, çünkü tuzaklar beyinsizdir genellikle, düşüncesizdir, bir taş da atarsınız o tuzak şak diye sanki bir ayak basmış gibi kapanıverir, dolayısıyla da Kur'anların avcunu yalayacağı bir sonuç çıkar ortaya. İşte yine iş bizden bitiyor. Yani şöyle bir cümle ile sözümü tam vaktinde bitirmek istiyorum. Zira 15 dakika dendiyse 15 dakikada bitirilmeli. Güçlü, kuvvetli, zinde bir beden kutupların soğuğunda da kalsa, olsa olsa grip olur, nezle olur. Onun da bir haftalık ömrü varır, vardır, geçer ve yine turp gibi olur insan. Ama içinden çürümüş, ulmuş bir vücut Ağustos'un sıcağında zatürre olur. Evet, sıcakta zatürre olur mu? Olur. Bilmiyorsanız veya kafanız almıyorsa sorun doktorlara. Gerçekten o vücut o kadar dirençten mahrum ise Ağustos'un sıcağında zatürre olur. Ben bugün Müslümanların hastalığını kutupların soğuğunda, yani düşmanın gücünde değil, kendi bünyelerinin İslami açıdan zayıflığında, zaafında görüyorum. Hakikaten biz inanıyor isek, inancımızın gereklerini de yerine getiriyor isek, o takdirde üstünüz ve zafer bizim olacaktır. Bu söz Allah'ın sözüdür ki onun sözü elbette mutlak doğru olan sözdür. Gerçekleşecek olan haktır. Teşekkür ederim. Tercüment abimize de yapmış olduğu konuşmadan dolayı, vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Amerika'da yaklaşık 50 milyon civarında insan açlık sınırlarında gelir seviyesine sahip veya hiç gelirleri yok. Geçtiğimiz günlerde zencilerin isyan etmesi, hepinizin bildiği olaylar. Umarız onların yeni düzeni kendilerini batırır. İkinci turda değerli panelistlerden bizlere açıklamasını isteyeceğimiz konu ise yeni dünya düzeni denilen düzende Müslümanların konumu ne olmalı? Müslümanların bu konu ile ilişkileri ne düzeyde olmalı? Hangi alanlarda Müslümanları etkileyecek bu yeni dünya düzeni? Bu yeni dünya düzeninin aynı zamanda Müslümanlıkları ilgilendiren yönleri var mı? Müslümanlara ne gibi görevler, yükümlülükler yüklüyor? Bu konularda sayın panelist arkadaşlardan bilgi almak istiyoruz. Aziz dinleyiciler, şimdi bu
dünyaya yeniden nizamat vermeye çalışan ve gücü iktidarı elinde bulunduran İslam düşmanı, hak ve adalet düşmanı güçler karşısında müminlerin, Müslümanların nasıl bir çalışma yapması lazım, nasıl bir gayrete geçmesi lazım? Bu konuda fikirlerimi kısa ve öz olarak arz etmeye çalışacağım. İlk olarak Gazi kardeşimizin en son okumuş olduğu ayeti kerime, Estağfirullah, Bismillah. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Sadakallahu lazim. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri Ra'd suresi 11. ayetinde buyuruyor. Hiç şüphesiz ki Allah bir kavme olan nimetini o kavim nefsindeki olan şeyleri değiştirmedikçe değiştirmez diyor. Yani eğer bugün Müslümanlar zelil ise, zillet içerisinde ise, kendilerine zulmediliyor ise, kendileri düşmanlarına karşı galebe edemiyor, mağlup oluyorlar ise, bu haşa Allah'ın Müslümanlara bir kadri, bir zulmü değildir. Onların İslam'ı tam olarak yaşamamalarından, Allah'ın emirlerine tam olarak uymamalarından, Allah'ın arzu ettiği gibi bir Müslüman olamamalarından kaynaklanmaktadır. Biz, yani daha önceki gerçekten İslam'a sarılan İslam için ömrünü feda eden, cihat meydanlarında koşturan ecdadımızın sahip olduğu hasletlerden yavaş yavaş uzaklaştık. Onlar gibi ahiretimizi dünyaya tercih etmedik. Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılıp dinimizi, imanımızı koruma mücadelesinde onlar gibi fedakar olamadık. Peygamberimiz ve onun etrafındaki bir avuç Müslüman malını verdi bu dini ayakta tutmak için, bu dini korumak için, canını verdi bu dini korumak için. Şimdiki Müslümanlar ise menfaatini korumak için dinini de veriyor, imanını da veriyor, ırzını da veriyor, namusunu da veriyor. Elbette bunların yedikleri tokat, yani bizlerin yedikleri tokatlar, kendi nefislerimizle, kendi ettiklerimizle davet ettiğimiz şeylerdir. Yine Mehmet Akif çok güzel, muciz bir ifadeyle beyan buyurmuş. Haşa kuluna zulmetmez Mevlası, kişinin çektiği kendi ettiğinin cezası demiş.
Bugün dünyadaki Müslümanlar ne yazık ki dünya işlerine daldılar. Dünyanın sefahatını, dünyanın zevk ve sefasını ahiretlerine tercih ettiler. Dünyaya sahip olmak için dinini veriyorlar. Feda ediyorlar. Dinlerini feda ediyorlar. Misal olarak söylüyorum. Hiç kimse üzerine almasın. En başta kendi nefsimin muhatabıdır. Bir işçi kardeşimiz maaş bordrosunu ay sonunda veya başında aldığı vakit şöyle bir sıkıca gözden geçiriyor. Haksız bir kesinti yapılmış mı, yapılmamış mı? Ve hakikaten orada 5 mark veya florin, 10 florin, 50 florin veya 100 florin bir haksız kesinti yapılmış. Ne yapıyor? Hemen bu haksız kesintinin önlenmesi için nereye başvurmak gerekirse başvuruyor. Uğraşıyor, çalışıyor, çabalıyor ve onu alıyor. Fakat aynı insanlarımızın tabii hakkıyla yapanları istisna tutuyorum. Bir çocuğuna dini yönden yapılan bir hakareti, psikolojik bir baskıyı önlemek için aynı gayreti göstermiyor. Başı açılmış, onu kapalı bir şekilde devam ettirebilmek için aynı hassasiyeti gösteremiyor. Gösterenler elhamdülillah gün geçtikçe artıyor. Ama biz genel manada konuşuyoruz. Bu hassasiyeti gösteren sadece belirli bir kesime ve belirli bir sayıya münhasır mı kalması lazım? Hayır. Elhamdülillah Müslümanım diyen herkes o maaşındaki haksız kesintiyi önlemek için nasıl bir gayret gösteriyorsa aynı şeyi göstermesi lazım. Daha fazlasını göstermesi lazım ama gösterilmiyor. Bir sürü de bahane buluyor. Dil bilmiyorum diyor, işte anlatamam diyor falan. Ama maaşının kesintisini önlemek için dili bileni de buluyor. Gerekeni yapıyor ve onun önüne geçiyor. Demek ki biz 3 kuruşluk menfaatimizi ebedi saadetimizi sağlayacak dinimizden üstün tutuyoruz. Onu korumak için, yani dünyayı korumak için gösterdiğimiz hassasiyeti ahiretimiz için gösteremiyoruz. Böyle topluluğa Allah hidayet eder mi? Vallahu la yehdi kavmez zalimin buyuruyor Allah-u Azimuşşan. Birçok ayetlerin sonunda. Allah zalim bir kavme hidayet etmez diyor. Yani kurtuluş yollarını göstermez diyor. Ama yine Allah-u Azimuşşan, Estağfirullah, Bismillah. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْيَنَّهُمْ سُبُلَنَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ O kimseler ki Allah yolunda bildikleri kadar gayret ederler. Hani cehadu hepinizin bildiği gibi cihat, bütün gücünü kullanarak gayret sarf etmek demektir. Öyle sadece hani gelişi güzel, çok azimli olmayan, en ufak bir engelde takılıp ne yapalım biz uğraştık da olmadı diyen bir çalışma değil. Bütün gücünü ortaya koyarak o kimseler ki Allah yolunda cihat ederler, gayretlerini sarf ederler, Allah onlara yollarını gösterir diyor. Çıkar yolları gösterir diyor. Eğer bugün çıkar yollar bulamamışsak, bugün Müslümanlar yeryüzünde her tarafta zulme uğruyorsa, Filistinlilerin kolu kırıldığı halde birçok Müslümanların tüyü bile kıpırdamıyorsa, Bosna'da her sekte her türlü zulüm yapılıyor ama Müslümanlar ayağa kalkamıyorsa, Ermenistan tutup Karabağ'da, Nahçıvan'da, burnumuzun dibinde her türlü zulmü işlediği halde başımızdaki insanların tüyü kıpırdamıyor. Hala Amerika'da kırmızı telefonla Bush'la görüşeceğim, bilmem Yeltsin'le görüşeceğim de onlardan izin alacağım diye bekliyor ve sırıklık gösteriyorlarsa, elbette bütün bu başımıza gelenleri biz kendi elimizle davet etmişiz demektir. Aziz kardeşlerim, bu noktada yapılacak elbette ki Müslümanların üzerine terettüp eden, düşen bir sürü görevler vardır. Bunları anlatmadan önce bir de dünyanın hani fıtratullah, yani Allah'ın yaratışı, sünnetullah dediğimiz Allah'ın kanunundan kısaca bahsetmek istiyorum. Cenab-ı Hak yine Azze ve Celle, Estağfirullah, Bismillah, وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ buyuruyor. Sadakallahu lazim. Yani biz yeryüzünün servetini, iktidarını gün be gün insanlar arasında evirir çeviririz diyor. Yani devamlı belirli bir kesime bırakmayız diyor. Aziz kardeşlerim,
daha önceki turda söylediğimiz gibi şurada Batı'nın ilerlemesi ve dünya gündeminde söz sahibi olmasının mazisi hemen hemen işte 200 yıla varıyor. Ondan daha önce Müslümanların da söz. Bütün dünyada Müslümanların sözü geçiyordu. Ta Endonezya'ya kadar, ta Fas, Tunus, Cezayir'e kadar, İspanya'ya kadar Müslümanların sözü geçiyordu. E şimdi bunlara geldi. E Müslümanlar üstün bir inanca sahip oldukları halde, Hakk'a inandıkları halde niçin mağlup oldular? Çünkü Yüce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam El-Hakku ya'lu ve la yu'la aleyh buyuruyor. Sadaka Resulullah. Yani hak üstündür. Hiçbir şey ona üstün olamaz. Yani galebe çalamaz. Peki Müslümanlar niye mağlup oldular? Ha, Müslümanların inançları haktı belki ama o hak inancı hakkıyla anlayıp kavrayıp hakkıyla yaşamadılar. Bundan dolayı batıl düşüncede de olsa, batıl inançta da sahip, batıl inanca da sahip olsalar, batılılar bazı hak sebeplere yapıştılar. Hak sebep. Mesela çalışmak hak bir sebeptir. Nereden biliyoruz? Allah-u Azimüşşan Necm suresinde insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ve gelecekte de onu görecektir. Çalıştığının karşılığını görecek diyor. Öyleyse kim çalışırsa çalışsın, imanlı imansız, Allah ona veriyor. E batılılar çalıştılar, gayret ettiler. Neden çalıştılar, gayret ettiler? Bunun da psikolojik ve sosyolojik bir sebebi var. Müslümanlar, ecdatlarının İslam'ın esas ve prensiplerine sımsıkı sarılmaları, çalışmaları, cihatları sayesinde bütün dünyada ilerlediler. Söz sahibi oldular ve dünya servetine de sahip oldular. Bu sefer nesiller yavaş yavaş bu üstünlükten ve bu servetin bolluğundan gevşekler düştüler. Ecdadımızın çok güzel bir sözü vardır. Oturma yatarsın, yatma uyursun demişler. Yani insan nefsine uyar, ona böyle tembelliği hazırlayacak zemini hazırlarsa o daima kendisini sıkıntılara sokmamaya çalışacak ve tembelleşecektir. Şimdi İslam aleminde bu bolluk, bu servet, bu sözünün geçerliliği bizim nesilleri, yani o ecdadın nesillerini yavaş yavaş şımartmış. Çalışma ve gayreti ecdatları gibi yapmaktan alıkoymuş. Rehavete düşmüşler. Her yerden muzaffer oluyorlar. Orduları muzaffer oluyor. Kefere ve fecereye galebe çalıyorlar. Bir üstünlük duygusuna kapılmışlar, gurura, kibire düşmüşler ve Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmekte gevşekliğe düşmüşler, cihadı terk etmeye başlamışlar ve ondan sonra öbürlerinde de tersine bir haleti ruhuya gelişmeye başlamış. Neden? Bunlar da her girdikleri savaşmanlara mağlup oluyorlar, tokat diyorlar. İçlerinde bir hınç birikmeye başlamış, bir öfke dağ gibi büyümeye başlamış. Bizde rahavet, onlarda öfke ve azim. Bu sefer ne olmuş? Allah-u Azimüşşan'ın da zaten sünneti yerine gelecek. Allah iktidarı almış, onlara vermiş. Fakat aziz kardeşlerim, şimdi aynı şey tersine tecelli edecek. Bugün bu batılılar üçüncü dünyayı ve fakir dünyayı, güçsüz olanları, müstazafları sömürerekten, haksız onların sırtından elde ettikleri kazançlarla bir rahavet dünyasına kavuşmuşlar. Rahat dünyasına kavuşmuşlar. Servetleri fazla, çocukları şımarık. Ve yavaş yavaş onlar şimdi aynı duruma düşmüşler. Hepiniz biliyorsunuz, punkçılar, punkçular, efendim esrarcılar, LCD'ciler, falancılar, filancılar, bir de AIDS'e müptela olanlar, işte Avrupa'nın bütün gelecek nesli bunlar. Bu insanlar elbette ki geleceği, Avrupa'nın geleceğini bize gösteriyor. Müslümanlara bakıyoruz, her yerde kendilerine zulmediliyor. Her yerde eziliyor, her yerde tekme vuruluyor. Onların da içerisinde dağ gibi büyüyen öfke var şimdi. Azim var şimdi. Daha önceden küfrün tokadını, kafirlerin tokadını yemeden içlerinde kafirlere karşı bir öfke yoktu. Hatta ve hatta sevdirilmişti.
Hepimiz Anadolu'dan geldik biliyorsunuz. Hala şimdi ne diyorlar? İlla batılı olacağız. Avrupa topluluğuna gireceğiz diyorlar. Bunca tokat yediler. Hala akılları başlarına gelmedi. Avrupa topluluğuna gireceğiz diye sırada bekliyorlar. Ne başlayacaklar? Nitekim geçenlerde baktım. Milliyet gazetesinde hep biliyorsunuz batı taraftarıdırlar. İslam'a düşmandırlar. Baktım Turhan Selçuk bir çizgi çizmiş. Bir haç işareti çizmiş. Altına vahşi batı demiş ve hacca da İslam ülkeleri çarmıha gerilmiş vaziyette gösteriyor. Ha, onun bile kafasına dank demiş. Bedri Koraman bir çizgi çizmiş. Orada işte Kohl var, Mitterrand var, Bush var. Demirel de onların yanına oturmuş. Kohl ve diğerleri, ha karşılarında da Ermeni çeteleri, kadınları, çocukları kesiyor. Kılıncının ucundan kan damlıyor. Kohl, efendim Bush, Mitterrand hepsi Demirel'e diyor ki, bakma, görme, sen de bizim gibi yap diyor. Ve onlar da başka tarafa bakıyorlar. Aziz kardeşlerim, artık gerçek bizim en böyle gafil insanlarımızın bile kafasına tokmak gibi inmeye başlayacak ve içimizde büyüyen bu öfkeyle Allah'ın izniyle Allah'ın emrettiği cihat vazifemize dönecek ve haksızlıklar karşısında Allah'ın izniyle yek vücut olacak, bütün bu haksızlıkların önüne geçebilecek bir gücü de Allah bize verecektir. Şunu unutmayalım, prensip şudur: haksızlık kimden gelirse gelsin ve kime yönelik olursa olsun bir Müslüman ona karşı çıkacaktır. Haksızlığı babasının oğlu da yapıyorsa, en fazla düşman olduğu bir kimseye de yapıyorsa, o düşman olduğu kimseyle beraber olup babasından o hakkı alacaktır. İşte öyle yaparsak güç bulacağız. Aksi takdirde efendim biz hakka inanıyoruz, hakkı hakim kılacağız diyemeyiz. Şu babamdır, şu amcamdır, şu benim cemiyettendir, şu benim partidendir, şu bizim işte mahalledendir deyip yaptığı haksızlığa karşı çıkmaz göz yumarsak, başkalarının bize yaptığı haksızlıklara da başkaları göz yumacaktır. Evet muhterem kardeşlerim, herhalde benim vaktim biraz geçti. Netice olarak şunu söyleyeceğim. Yine bir ayet-i kerimede estağfirullah Cenab-ı Hak ennel arda yerisuha ibadiyas salihun buyuruyor. Hiç şüphesiz ki Allah yeryüzüne salih kullarını mirasçı kılacaktır diyor. Eğer biz salih kullar olabilirsek, biz Allah'ın gerçekten inanıyorsanız üstünsünüz ve entumul aglevne in kuntum mu'minin buyurduğu, eğer gerçekten inanıyorsanız üstünsünüz dediği müminlerden olabilirsek, gerçekten üstün olacağız, düşmanlara galip geleceğiz ve dünyada bunların söyledikleri yeni düzen gibi düzensizlikler değil, adil düzeni, adil nizamı Allah'ın izniyle hakim kılabileceğiz. Allah kolaylıklar versin. Esselamu Aleyküm. Sayın Ali Bey'e yapmış olduğu konuşmadan dolayı teşekkür ediyoruz. İlk turda olduğu gibi sırada Üstad Hüseyin var. Kendisine veriyoruz. Yeni dünya düzeni çerçevesinde Müslümanlara ne gibi görevler düşer? Bundan sonra Müslümanlar bu gelişmeler karşısında nasıl bir tavır alır? Bu elbette çok geniş bir soru. Ve bu geniş soru içerisinde yuvarlak izahları da beraberinde getiren bir konu. Biz fert olarak ne yapabiliriz? Biz diyelim ki Hollanda'da yaşayan Müslümanlar, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar veya Türkiye'de yaşayan Müslümanlar veya diğer İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar olarak neler yapabiliriz? Bunu daha detaya indirmek, daha da soruyu küçültmek ve ona göre bir çözüm bulmak, ona göre bir izah getirmek gerekiyor. Deminki konuyu anlatırken dünyanın iki kutuplu süper güç olduğu vurgulandı. Ve bu süper güçlerden birisinin ömrünü tamamladığı ve meydanın öbürüne kaldığı söylendi. Bu 30 yıllık, 40 yıllık veya 50 yıllık bir geçmişti, tamamlandı. Ancak esasen o dönemde bile dünya sistemi vardı da o dünya sisteminin iki başlı kutubu yoktu. Fakat öyle gösteriliyordu. Öyle gösterilmesi gerekiyordu.
Çünkü zayıf ülkeleri etki altına alabilmek ve mevcut dünya sisteminin çarklarının daha iyi dönmesini sağlamak için insanların bu yolla aldatılması ve birbiriyle korkutulması gerekiyordu. Nitekim bu da yapılmıştı. Aklım o anda bir daha önce bazı kardeşlerimizin duyduğunu tahmin ettiğim bir masal geldi. Kısa da olsa arz etmek istiyorum. Efendim, işte ülkenin birinde çok kuvvetli büyük bir dev yaşarmış. Bu dev ki işte iktidarıyla, eliyle, koluyla, sözüyle bulunduğu yöreye hakimmiş ve karşısında da hiçbir rakip yokmuş. Öyle ki astı kestik, istediğini elde edebiliyor, kimse karşısında duramıyor. Ve nihayet günün birinde nereden duyduysa duymuş ki falan memlekette de bir dev türemiş, tıpkı kendisi gibi iktidar sevdasında kendisi gibi güçlü kuvvetli olmak istiyor ve onun da bulunduğu yere göz dikmiş. Bunu duyunca sinirlenmiş, kızmış ve bu devi aramaya çıkmış. Nihayet arayıp sormuş ve onun bulunduğu memleketi tespit etmiş ve haddini bildirmek üzere yola çıkmış. O memlekete vardıktan sonra nara atmış, kuvvetli nara atmış. Yani masa bu ya, narasından artık yer gök titremiş. Öbür de bunun farkına varmış ve hanımına demiş ki, ne oluyor böyle? Hanımı akıllı demiş, böyle böyle bir mesele var, kendini koru, aksi halde bu dev sana bir kötülük yapabilir. Sen demiş yatağa yat demiş, yatağa yat, ben senin yorganını üzerine örteyim, çocuk muamelesi yapayım sana, ben işini hallederim, bu adamı buradan kovmasını beceririm demiş. Ve nihayet öbürü bağırarak çağırarak, hani neredesin, çık karşıma, hani bana karşı koyacaksın veya benim iktidarıma ortak olmaya mı kalkıyorsun, benden başka dev yok burada derken eve doğru yaklaşmış. Devin hanımı parmağını dudağına götürmüş ve demiş ki, ne yapıyorsun? Bak çocuk uyuyor, çocuğu uyandıracaksın. De şöyle bir bakmış ki yerde yatan kocaman kendisi kadar bir çocuk. Bu devin çocuğu böyle olursa acaba kendisi nasıl olur hesabıyla hemen pılızını pırtısını toplamış ve oradan çekip gitmiş. Masal bu. Ama günümüzde süper güç denilen veya işte batı ülkeleri, doğu ülkeleri, üçüncü dünya ülkeleri denilen ülkelerin devliğini karikatüze eden güzel bir misal. Esasen devin nasıl bir dev olduğu yorganın altında yatan öbür deve baktıktan ve kaçtıktan sonra belli oluyor. Nitekim o devlerden birisi Afganistan'da nasıl bir cüce olduğu ortaya çıktı. Ve öbürü de, bilelim ki süper güç denilen Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri ve onun yandaşları olan batılı ülkelerde tıpkı bu deve benziyor. Eğer 3. dünya diye nitelendirdikleri ülkeler şöyle bir silkinip kalsalar, eğer kendi ayaklarının üzerinde durmayı bir becerseler, eğer kendi değerlerine yapışıverseler, kendi kişiliklerini bulabilseler, o zaman onun dev olmadığını, belki dev şekline sokulmuş bir cüce olduğunu anlayabileceklerdir. Evet, bugün Amerika'nın elinde, Batı'nın elinde silah var, maddi güç var, siyasal imkan var, dünyanın ekonomik güçleri bunların elinde. İyi de bu düzen hep onların kurduğu ve istediği gibi yürümez ki, söylendiği gibi onların bir hesabı varsa şüphesiz Rabbimizin de bir hesabı vardır. Yeter ki bu Allah'ın hesabına mümin kulları layık olsunlar. Bize burada düşen nedir? Şimdi İslam ülkeleri dediğimiz ülkeler parçalanmış, bölünmüş, aralarına haritalar, cetvelle sınırlar çizilmiş, halklar birbirinden kopartılmış ve onlara gayri İslami düzenler, rejimler, hayat şekilleri dikte ettirilmiş. Ve bu konuda da denildiği gibi yerli uşaklar, yerli emperyalizmin maşaları vasıta olarak kullanmış. Bu bir hakikat. Artık bunu inkar etmeye gerek yok. Nitekim siz çok yakinen takip ediyorsunuz ki İslam ülkelerinden başında olan rejimler ve onları sürdüren adamların hepsine yakın bir kısmı Batı'dan, özellikle Amerika'dan icazetli. Onların vizesi olmasa onlar iktidara bile gelemiyorlar. İktidara geldikten sonra herhangi bir politika bile takip edemiyorlar. İster kırmızı telefonla olsun, ister bu sarı telefonla olsun, bu böyle sürüyor. Hatta hatırlarsanız daha önce söylenmişti,
Mısır'ın önde gelen gazetecilerinden birisi diyor ki, yani herkes yerini bilsin. Biz uşağız, Amerika ağadır. Ağa ağalığını yapacaktır, uşak uşaklığını yapacaktır. Bu denli aşağılık bir politika takip eden İslam ülkelerinin bu deve karşı mücadele etmesi ve onun dev olmadığını ispat etmesi mümkün değildir. O zaman Müslümanların bu hakikati anlayıp gerçekten kendi ayaklarının üzerinde durmayı becermeleri gerekiyor. Geçenlerde bir dergide okudum. Amerika'dan bir kardeş yazıyor. Diyor ki, Türkiye'nin başbakanı Amerika'ya geldi. İnanın ki diyor, hiçbir televizyon, hiçbir radyo kanalı bahsetmedi. Halbuki TRT'yi biz seyrettik. Sanki dersin, bizim başbakanın oraya gitmesi bayram havasıyla karşılanmış. Bütün Amerika olayla ilgilenmiş. Efendim, Bush efendi ile saatlerce konuşmuş, görüşmüş, anlaşmış. Halbuki diyor, burada tek bir radyo kanalı dahi bu olaydan bahsetmedi. Buna karşılık Afrika'dan bir gerilla lideri gelse diyor, bütün gazeteler yazarlar, bütün televizyon kanalları gösterir ve Bush'la da saatlerce görüşür, onunla ilgi duyar. Yani bu şunu gösteriyor ki, her ne kadar bu Amerika'nın halkasına eklenmiş ülkeler ve onların peşine giden 3. dünya denilen ülkelerin liderleri onlara yaranmaya çalışsa, onlardan emir ve izin almanın gayretinde olsalar bile, onlar uşaklara nasıl muamele edileceğini biliyorlar. Uşaklara bu muamele yapılır. Ve ister istemez aklımıza geliyor ki, bir zamanlar Müslümanlar İslam'a dayanarak güçlü ve kuvvetli oldukları dönemlerde Batılıların değil krallarını gönderdikleri elçileri ve yetkili adamlarını ancak vezirleriyle, yani bakanlarıyla görüştürürler. Vezir-i azamlarla veya yukarıda yetkililerle görüştürmezler. Layık görmezlerdi. O noktadan bu noktaya ulaşmıştır İslam alimi. Bunun Müslümanlar tarafından çok iyi fark edilmesi gerekiyor. Bize düşen şudur. Aziz kardeşlerim, vakit kısa olduğu için birkaç cümleyi geçmek istiyorum. Şimdi, deminki izahın arasında demiştim ki, Müslümanlar emperyalizme ve İslam topraklarını sömürmeye çalışanlara ancak Kur'ani şuurla karşı koyabilirler. Bunu Batı çok iyi bildiği için evvela İslam ülkelerindeki bu şuuru yok etmeye çalıştılar ve bunu hallettiler. Şimdi onların dünya düzeninin devam etmesine engel olacak güç ne 3. dünyadaki karşı oluş devrim hareketleri, ne işte yıllarca umut bağlarına sosyalizm, ne de başka bir sistem değil. Yine onların emperyalizmine ve sömürüsüne karşı olacak, koyabilecek güç İslami güçtür. Ve onlar bunu biliyorlar. Mesela bunu anlayan Batılılar gerek politikacılar gerekse gazeteciler zaman zaman dile getiriyor. Mesela İngiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd diyor ki, eski Sovyet askeri tehdidinin yerini şimdi İslami radikalizm almıştır. Yine United States News and World Report adlı dergi İslami fundamentalizme karşı ve bu tehlike olarak büyüyen fundamentalist hareketlere karşı Türkiye'nin tercih edilmesi ve vasıtla kullanmasını öneriyor. Ve birkaç kaynakta aynı şeyleri görmek mümkün. Zaman zaman siz de duyuyorsunuz. Yani onlara göre bugün dünya düzeninin engellenebileceği tek gelişme İslam dünya fundamentalist gelişmeler. Ve onlar pireyi deve yapmasını da bilirler. Kendilerine mevhum düşmanlar icat etmesini de bilirler. Açık yüreklikle söylüyoruz ki Müslümanlar kimsenin düşmanı değildir. Ve Müslümanların maksadı da ne Avrupa'nın hayatının ahengini bozmaktır, ne de onları etki altına almaktır, ne de onlara zulmetmektir. Ama Müslümanlar istiyorlar ki dünyada adalet olsun, insanlık olsun ve herkes kendi insani haklarıyla yaşasın. Müslümanlar istiyor ki sömürülmesin. Müslümanlar istiyor ki zenginlik kaynakları bir avuç Batılı tarafından sömürülmesin. Müslümanlar istiyor ki işlerine Batılılar burunlarını sokmasınlar. Müslümanlar istiyorlar ki kendi ülkelerinde Kur'an'a, İslam'a, Allah'ın rızasına uygun yaşasınlar ve kendi adamlarıyla içimize soktukları rejimleri vasıtasıyla bizi Kur'an'ımızdan, İslam'ımızdan uzaklaştırmasınlar. Biz orada da olsun, burada da olsun Müslümanca yaşamak istiyoruz. Bizim yoksa
başkasını öldürmek, başkasına zulmetmek, başkasına işkence yapmak, başkasının inancını zorla değiştirmek diye bir amacımız olamaz. Müslümanın inandığı temel değerlerde bu böyle değildir. Ama Batılılar İslam'ı ve İslam'ın ilkelerini yanlış tanıdıkları için biz burada cihat dediğimiz zaman eğer Hollandalılar bunu televizyon duyarsalar eyvah Avrupa'da da cihat başladı zannederler. Halbuki biz cihadı çok geniş manasıyla anlıyoruz ve din için gayret etmeyi anlıyoruz. Ve hatta bizim cihadımızın, bizim İslami gayretimizin en sonunda faydasını onlar da görecektir ki konuşmacı kardeşlerimiz değişik şekillerde buna değindiler. Dünya düzeni böyle devam ederse şüphesiz ki onlar da zararda olacaktır, biz de zararda olacağız. Demin misal verildi, dünyanın zenginlik kaynakları şu kadar, Batılıların elinde ama nüfusları şu kadar. Öbür dünya insanları şu kadar, milyarları buluyor ama ellerindeki geçim kaynakları şu kadar. Adaletsiz bir dünya, adaletsiz bir paylaşım. Sadece maddi sahada değil, kültürel sahada da böyle, ekonomik sahada da böyle. Hatta siyasi otorite sahasında da böyle. Öyleyse bu adaletsizliğin, bu haksızlığın, bu zulmün, bu sömürünün, bu yeni dünya düzeni denilen nemenem şey olduğu zaten adından belli olan düzen ile devam etmemeli. Bunun için Müslümanların yeniden Kur'an'a dönmeleri gerekiyor. Üç şey söylemek istiyorum. Bizim böyle gelişmeler karşısında tavır almamızı sağlayacak. Birincisi bizim evvela sahih İslami anlayışa Kur'an'ı diğer deyişle meşhur tabiriyle söyleyeyim Muhammedi İslam'a ulaşmamız gerekiyor. Bizim bölgesel bir takım rejimlerin anlatmaya çalıştığı, bir takım grupların, tarikatların anlatmaya çalıştığı din şekillerinden değil, gerçekten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun temiz sahabelerini yaşayıp bize yine aynı temiz kanallarla ulaşan sahih İslam'a ulaşmamız gerekiyor ki o zaman o dinde demin verdiğim misalle zulme, sömürüye, zalimlere karşı koyma anlayışı vardır. O dinde siyasi şuur vardır. O dinde adalet anlayışı vardır. O dinde herkesin hakkını kendisine olduğu gibi verme meselesi vardır. İkinci olarak Müslümanlar aralarındaki Kur'an'ın, Hablullah'ın etrafında sımsıkı kenetlenip birbirlerine her manada, her hususta destek olmak zorundadırlar. Üçüncü olarak da Müslümanlar İslam alemini emperyalistlere teşhis çeken, onların her türlü zulmüne alet olan, sömürüsüne sebep olan ve ayrıca Batılıları İslam'ın hayatını bize dikte ettirmeye çalışan başlarından kurtulmaları gerekiyor. Bizim en büyük dertlerimizden, sıkıntılarımızdan birisi budur ki eğer Müslümanların başında İslam'ı yaşayan ve yaşatan o azimde olan idareciler bulunsaydı bu hallerin hiçbiri bizim başımıza belki gelmeyecekti. Bundan da kurtulmadığımız müddetçe dünya düzenine ayak uydurmak zorunda kalacağız. Dünya düzenine ayak uydurduğumuz zaman da zannediyorum dünyamız da berbat olacaktır ve bu berbat dünya ile ahiret saadetini de kazanmamız zor olacaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmayı diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm. Sayın Hüseyin Bey'e yapmış olduğu konuşmadan dolayı teşekkür ediyoruz. İkinci turun son konuşmacısı Ercüment abi, kendisini buyur ediyoruz. Aklı ermeye başladığı andan itibaren insan çevresinde, içinde yaşadığı ortamda olup bitenlerin ne olduğunu anlamaya da çalışır. İlkel olarak da içgüdülerini harekete geçirerek bu tanımayı sağlamaya çalışır. Ama insanın diğer mahlukattan, diğer yaratılmışlardan üstünlüğünü sağlayan unsur olan aklını devreye soktuğu andan itibaren bu bilinçlenme içgüdüselliği, sevki tabiliğin verdiği, öğretebildiğini çok daha üstüne çıkar ve düşünen insan gerçeğe uygun olan doğruları seçmeye yönelir. Dikkat edelim. Bizim geleneksel kültürümüzde de çok özümlenmesi gereken işe yarar bilgiler, imbikten geçirilmiş düşünceler, doğrular var. Bunlar menşe itibariyle vahyi doğrulardır.
burada yalnız konuşmacıların değil, dinleyicilerin de zaman zaman özel görüşmelerimizde müşahede ettiğim gibi hemen herkesin, mazur görün bir teşbih olarak söylüyorum, ağaçların tıpkı ormanda baltadan şikayet ettiği gibi toplansak da bir araya gelsek de ayrı ayrı konuşsak da işimiz gücümüz kalkıyor oturuyor. Bu baltadan ne çekeceğiz? Yani şu müstemlekecilerden, şu sömürücülerden, şu kafirlerin elinden, işte kahrolasıcaların elleri yanlarına düşesicelerin elinden ne çekiyoruz? Ne olacak? Ama ben düşünüyorum ki, bilmiyorum, ağaçların en akıllısı değilim de, herhalde o baltaya sapı biz vermesek ne dersiniz? O balta ne halt eyleyebilir? Bir halt edebilir mi? Bacılarımız, kardeşlerimiz, kızlarımız, oğullarımız, söyler misiniz o balta ne yapabilir? Yani şu kadar bir demir sapından tutun ve ormana gidin bakalım. En babayı keseceğiniz ağacın kalınlığı ne kadar bulabilir? Olsa olsa şu kadar. Bunca ağacı baltasız, işte sapsız baltayla kesebilir, yıkabilir misiniz? Kesinlikle mümkün değil. Ama ona İçinizden birileriniz sap oldunuz mu, Allah Allah, baştan girdi mi ormanın sonunu bile dümdüz ediveriyor insanlar, dümdüz ya. O zaman biz biraz işi kendimizde aramalı değil miyiz? Bu işin içinde iş var, yani 150 senedir, işte hadi 170 oldu, 200 sene, boyuna vay alçak kafirler, namussuz Yahudiler, alçak İngilizler, kahpe Fransızlar, tamam, peki biz neyiz yahu? Bizde de biraz alçaklık, biraz kahvelik, biraz namussuzluk yok mu? Onlara çanak tutmuyor muyuz? Onların adamlarını kendi başımıza getirip tıpkı beyinsiz çocukların oynarken taşı toprağa havaya atıp da biraz sonra tepesine attığı taşın düşeceği yer elbette başı olacak. Ondan sonra da anne ne var başıma taş düştü. Kendi attığı taş düştü. Elin attığı taş mı ağlattı seni? Demirel'i Moskova ahalisi mi seçiyor beyler? Özal'a kim oy veriyor? Erbakan'a, Ecevit'e, bilmem Türkeş'e, Türkeş olmayana, Kürt'e, Ece kim oy veriyor? Hep'i kim sokuyor? O zaman bir sağlamasını yapalım değil mi? Yani sonucunda anlaşamıyoruz. Işıkçısı, kaşıkçısı, falancısı, fıstıkçısı diyor bendenize. Nereden istiyor? Kitap mı? Hangi kitap? Kimin kitabı? Bakıyorum senin okuduğun kitaba, orada diyorsun ki biz Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri kesinlikle anlayıp uygulamak için değil, teberrük olsun, fokus fokus olsun diye okuyoruz diye yazıyorum. Hırpo, nerede senin kitap ve sünnetle birleşme olur? He? Sen vuruntumu din edinmişsin. Seninle ben nasıl anlaşırım? Evvela bir aramızda aile içinde problemi çözelim, ondan sonra hasımlarımızın sırtını kolay yerizelim. Biz iç sorunlarımızı bırakıyoruz. Dışarıda ulan alçaklar bakmayın bizi be bilmem. E senin çoluğun çocuğun terbiyesiz de senin bakmayın diye zıvgıt çektiğin dışarıya karşı arkandan pişt pişt yapıyorsa o evde istediğin düzeni bulabilin, tutturabilin mi? Efendim? Müslümanlar değil midir? Buşa minder serip daha dün Körfez Savaşı'na buyur edip Ortadoğu'ya çağıran kim? Müslümanım diyenler değil. Hani mazur görün ve alınma. Yalnız bir yanıyla anlatmak istiyorum. Adamın birine demişler ki efendi senin Bostan'a işte karpuz, kavun, patates, domates ekliği Bostan'a işte bir hoca gelmiş bir de camuz. Aman demiş camuz dursun hocayı çıkar. Şimdi Orta Doğu yani burada yalnız değinmek istediğim şimdi teşbihimi nereye itikal ettireceğim göreceksiniz. Orta Doğu'da diyorum buna teşbihen, telmihen Müslümanların Bostan'ına kuş girmiş. Ben diyorum ki aman buş dursun, şu Fatih çıkarın, şu Alçak Saddam'ı çıkarın, şu Safız Esad'ı çıkarın, şu Kral Hüseyin'i çıkarın, şu Erbahan'ı bilmem Özal'ı çıkarın, Demirel'i çıkarın, Ertmen'i çıkarın. Yani bunların yüzünden geliyor ulan buş, kim çağırıyor da geliyor. Sen... Kim getiriyor bu buşu? Kuşa döşek seren kim? Buyur eden kim? Baş köşeye oturtan kim? He? Gorbaçov mu çağırıyor da geliyor? Yok. Müslümanlığından yanına yarışamadı. Son zamanlarda biraz daha kendini yeşile boyamak için Hakimül Harameyni, Hadimül Harameyni diye Harameyni hizmetkarıymış. Hasbir oradan edepsiz, ahlaksız, ajan satılmış köpek var.
Nereden hadi Müslüman sen? Hadi mi? Küffareymişsin sen ulan. Sevgili arkadaşlarımız, onların 92 yazı geldi ve izin ekleyecek vatandaşlarımızın çoğu hazırlığını yaptı, çoğu yola çıktı. Hazırlık yapmayanlara yönelik de bir programımız var. Bu programımızda yolda yiyecek ve içeceklere nasıl dikkat edilmesi gerekiyor. Külahımı anlatsana sizin keksin, ne mal olduğunuz. Ben bilmiyorum, anlatabiliyorum. Kimseyle, şahısla, şunurla, bununla değil derdim ama hakikaten içeride yataklık eden var böyle. Yani gümrüklerin kaçak mal geçiyor değil mi? Bir kere geçer, iki kere geçer. Üçüncüde şapbadak yakalanır. Eğer bu sürüp duruyorsa bilin ki gümrük memurundan müdürüne, müdüründen Antep valisine, Antep valisinden İçişleri Bakanına, yani yukarı kadar bu işin zuhuratı paylaşılmıyorsa bu bir yaşam biçimi şekline dönüşemez, devam edemez efendim. Bu iki kere iki dört, hepsi bu kadar. Kapıkule'de rüşvet durmuyorsa mekanizma bu şekilde çalışıyor demektir. Yoksa orada kıçı kırık dört memur bunu yıllarca sürdürecek, öyle mi? Hiç aklınız kesiyor mu beyler? Yıllardır gidip gidip geliyorsunuz yani, ben senede bir bilmem dışarı çıkarsam iki senede bir, ama siz 20 senedir girip girip çıkıyorsunuz, görüyorsunuz yani. Bir memurun, bir kıtıpiyoz memurun becereceği, altından kalkacağı ve tüm mekanizmayı çalıştırmasını mümkün görüyor musunuz? Hayır. Derece 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 bu mekanizma bir zemine oturuyor ve bir zirvesi var bunun, piramit gibi bir tabanı var, bir de zirvesi var. O sayede bir yaşam biçimine dönüşüyor. Yoksa hiç böyle bir şeye müsaade edilmeyecek. Şu adam hadi görmedi, etmedi, ummadık, bir kere yaptı. İkinciyi de kaçırdı, üçüncüye enselenir yani, hiç şakası yok. Ve feleği şaşar. Ben, ama Müslümanlar 200 senedir yumruğu hep aynı yerden. Bu kafası dönüyor, gene orada. Yahu bir şey yap, bir korun, bir şey yap. Yani bir kartını al, yani bir şey yap yahu. Tövbe. Eğer bir insan aynı yılanı aynı delikten 1, 2, 3, 5, ne 3'ü 5'i, ne 15'i, ne 35'i yahu, vücudumuzda o yılanın sokmadığı, yara etmediği, ısırmadığı yer kalmamış be. Yeri kalmamış, aynı yerden üst üste ısırıyor. Yani ikinci ısırığı yiyoruz neredeyse. Santimetre kareye bilmem 50 ısırık yeri düşüyor. Peki bütün ısıran yılan, alçak yılan da mı bu suç beyler? He? Biraz da biz alçak değil miyiz? Yani biz ısıttırmasak, avanak avanak o yılanın girip çıkıp durduğu deliğin ağzına oturmasak, başka hiç yeryüzünde Allah'ın ardında yer kalmadı mı? He? Kendi kafamızı biraz şöyle ellerimizin arasına alıp düşünelim. Gerekiyorsa duvara da vuralım, jetonu düşmüyorsa hani yumruklayınca bazen düşer ya. Ha. Olur ha, o zaman düşer. Elimizle başımıza getiriyoruz. Elimizle bu rejime oy veriyoruz. Alavere dalavere hangi partiye oy versen laik demokratik batının güdümündeki laik rejim, küfür rejimi kibara geliyor Türkiye'de. Yalan mı? Bana da oy versen oy bu rejime gidiyor. Aha, o sakallı arkadaşa da oy versen gene bu rejime gidiyor. O zaman gör neye uğraşıyor? Bu işi dibinden halletmenin yolunu aramayın. Alavere dalavere layık cumhuriyet iktidara eder. Öyle olmuyor mu? Kim gelse önünde mevzuat var. Ben hukukçuyum. Önünde kanun ne yazıyorsa, ne bakanı da ona bakarak bakanlık edecek, bilmem ne bakmayanı da, başbakanı da, kıç bakanı da. Sıfatı bu. Öyleyse, ya bu ağacı şöyle yapıyoruz, yıkamıyoruz, böyle yapıyor. Peki ne yapmalıyız da yıkmalıyız? Bir yolunu aramalıyız. Hep menfi sonuç aldığımız şeyleri tekrar edip duruyoruz. Yani hiç sonuç alamadığımız şeyleri tekrar edip duruyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, söylemek istediklerim geçip kendimize bakmamız. Bizde bir çirkinlik olmasın dememiz. Evet, Kur'an bizim aynamız. Kur'an'a bakan onun neresine ne kadar benziyor, nerelerine ne kadar benzemiyor isek, o bize eksiğimizi, fazlamızı, yanlışımızı, doğrumuzu gösterecek en pırıl pırıl hem de kristal
Ben işin buradan biteceği kanaatini taşıyorum. Teşekkür ederim. Evet, ilk olarak kendi adıma ve sizler adına tüm panele katılan değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi başlangıçta da belirttiğimiz gibi sorular faslı var. Sorusu olanlar sorularını yazılı olarak bize iletsinler. Panelistler sorulara. Sayın Ali Yüksel abimize bir soru yönetilmiş. Siz Müslümanların İslam'ın aydını olarak niye halen konuşmalarınızda, konferanslarınızda bu yeni dünya düzeninde kafirlerin, zalimlerin bile iyi ve kötü Kürdistan ve Kürt sorunları tartışırlarken biz Müslümanları temsil eden aydınları, önderleri ve imamları olarak Kürdistan ve Kürt kelimesini bile doğru dürüst ağzınıza almayıp Kürdistan ve Kürt sorunu bile açık bir şekilde niye getirmiyorsunuz? Nedir sizi alıkoyan? Lütfen cevap verir misiniz? Soruları da şey konuşuyor. Şimdi burada tabii kardeşimiz bir sual soruyor. Bu sorunun cevabı bir panelin uzunluğu kadar zamanı gerektiren bir konu. Neden? Çünkü hassas bir konu. Birbirine girmiş, geçmişte birçok olaylarla kavram kargaşası içerisinde olan bir konuda soru soruluyor. Şimdi genel bir cevap verseniz buna mutlaka sağa veya sola çekilebilecek taraflar olacak. Özel verseniz mevzu uzayacak. Ancak ben şu kadarını söyleyeyim. Haksızlık kimden gelirse gelsin ve kime yönelik olursa olsun biz bu haksızlığın karşısındayız. Ancak Türkiye'de haksızlık sadece Kürt kardeşlerimize karşı olmamış. Türkiye'de İslam kimliğinde yaşamaya kalkışan her kesime karşı olmuştur. Sadece Kürt kardeşlerimize değil, Türk olup da Müslüman olanlara da büyük zulüm olmuştur Cumhuriyet döneminde. İskilip'te Atıf bir Kürt Müslüman değildi. Türk Müslümandı ama o da dar ağacında sallandı. Şeyh Said bir Kürt Müslümandı. Mücadele verdi, o da dar ağacında sallandı. Yani Türkiye'deki zulüm Kürtlere Kürt olduğundan dolayı yönelmiş değil. Müslüman kimliklerinden dolayı yönelmiştir. Bu rejimin gereği olarak, yani adil olmayan düzenin gereği olarak bu zulümler yapılırken Türkiye'de başka düzenler isteyenler de bu haksızlıkları alet ederek başka platformlara çekmeye çalışmışlardır olayı. Biz Kürt kardeşlerimize, Türk kardeşlerimize, Çerkezlere, Lazlara, efendim Türkiye'de bulunan Arap Müslümanlara, kime karşı olursa olsun yapılan her türlü haksızlığı bir haksızlık olarak görüyor ve bunun karşısında yer alıyoruz. Milli görüş önemsediğimiz nizamda İslam'ın ölçüleri neyse ve kabilelere, kavimlere ne derece emniyet veriliyorsa o derece, onlara ne derece hak veriliyorsa o derece hepsine katılıyoruz. Ölçümüz İslam'dır. Bu noktada kardeşlerimizin herhangi bir şey olsa yanlarındayız, yanlarında yer alırız. Genel bir şey söyleyeyim. Türkiye'de Kürtçe eğitim yapılmasını, Kürtçe lisanın konuşulmasını, Kürtçe gazetelerin çıkarılmasına, televizyon yayınları yapılmasına biz taraftarıyız. Sadece Kürtçe değil, herkesin Anadolu'da yaşayan, Türkiye Cumhuriyetleri sınırları içerisinde yaşayan her bir kavmin ana dilinden yayın yapma özgürlüğünün, eğitim yapma özgürlüğünün olmasına taraftarız. Ancak bir Türkçüye İslam'a ne derece uymuyor diye kızıyor ve onu sevmiyorsam, İslam'dan öne Kürtçülüğü çıkarıp da Kürtçülük yapanı da aynı derecede sevmiyor ve ona kızıyor. İslam bunu kabul etmediğinden dolayı. Ama İslam'ın dairesinde elbette kişi akrabasını gözetir, onlarla yardımlaşır. O kadarına, yani İslam'ın dairesinde olan her türlü şeye de taraftarız. İslam ülkeleri arasında kurulabilecek İslam Birliği teşkilatı için gerekli olan zemin hazır mıdır?
Şayet değilse zeminin hazırlanabilmesi için Müslümanlar nasıl bilinçlendirilmeli? Lütfen bizi bu konuda aydınlatır mısınız? Yani bu konuda aslında uzun bir mevzu, ayrıntıları olan bir mevzu. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Henüz böyle bir İslam birliği için durum hazır değildir. Ancak ehli küfrün tokatlarıyla Bosna'da, Hersek'te, Ermenistan'ın Karabağ'da, Nahçıvan'da, şimdi çekiş gücün ileride tutup Güneydoğu'da yapacağı haltlar sebebiyle Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisine girmeye hazır hale gelebilirler. Yani bu tokadın acısını hissettikçe biz aramızdaki ufak tefek ayrılıkları ve birbirimizde beğenmediğimiz hususları görmemeye ve beğenebileceğimiz çok şeylerin birbirimiz üzerinde olduğunu görmeye ve birbirimizi affetmeye hazır hale gelebiliriz. Biraz da bu, yani başımıza gelen bu belalar Allah'ın bir hikmetidir. Bu çektiğimiz acıların arkasında inşallah tatlıya dönecek olayların müjdesi vardır diye düşünüyorum. Yani yeryüzünde Müslümanlara zulüm arttıkça bu birliğin hazırlanacağı, birliği hazırlayan zemin oluşacaktır kanaatindeyim. Ayrıca Türkiye, İran, Irak sınırındaki çekiş gücün amacı sınır güvenliği mi, yoksa bu üç devletin burnu ucunda ikinci bir İsrail devletini kurmak mı diyor. Yani onun zaten orada çekiş gücün yerleşmesi konusuna başından beri karşı çıktık. Bunun öyle bir iyi niyeti yoktur. Niyeti geçmiş turlarda kısaca belirttiğim hususların da ötesinde çok kötü niyetler taşımaktadır. Şunu unutmayın, Doğu Anadolu'da şu ana kadar Amerikan şirketlerinin yapmış olduğu petrol aramalarının ve petrol yoktur diye oraları tıkayıp gittiklerinin haritası Amerika'da çıkmıştır. Adım başına orada petrol olduğu tespit edilmiştir ve bunun haritası çıkmıştır. Dünya petrol şirketleri Doğu Anadolu'da uzun 70 yıldır da olsa bir tecrübeli Türkiye devleti değil, tecrübesiz, kendilerine muhtaç bir Kürt devleti kurdurup oradaki petrol kaynaklarını kısmı azami ile sömürmek istemektedirler. Bazı haksızlıkları da buna hani temel teşkil edip bunlardan da yararlanarak oradaki kardeşlerimize de bunu alet etmeye çalışmaktadırlar. Bu konuda çok çok dikkatli olması gerekir. Ve bir an önce hükümetin o çekiç gücü oradan uzaklaştırması lazım. Efendim orada Saddam'a karşı Kürtleri koruyacakmış. Peki o çekiç güç veyahut bir başka çekiç güç de Bosna'da Sırplara karşı Boşnakları korusa ya, hemen oraya da koysalar ya, nerede? Maksat o değil. Kötü niyet açıktır. Irak'ın Kuveyt işgali neticesinde Alimler Konseyi adı altında Suudi Arabistan'da toplanan ve aralarında Sayın Necmettin Erbakan'ın da bulunduğu konseyin Hicaz topraklarına Amerikan askerleri gelmesine verdikleri iddia edilen ve basında yer alan fetva konusunda milli görüş olarak ne düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili şeyi partinin genel sekreteri cevaplandırdı. Ben Refah Partisi'nin burada sözcüsü değilim. Milli Görüş'ün sözcüsüyüm. Ve o konudaki açıklamalardan ve daha sonra bazı açıklamalardan bunun bir komplo olduğu söylenmiştir. Daha sonra bazı gazetelerde de biliyorsunuz Necmettin Erbakan Fahd'ı tebrik etti falan diye yazılar da çıkmıştır. Bunların müminlerin, Müslümanların zihinlerini kurcalamak için ortaya atıldığı ve Müslümanların ümit bağladığı yerlerden de Müslümanların ümidini koparmak için uydurulmuş oyunlar olduğuna inanıyorum. Şimdilik sorular bu kadar. Ancak ben bu arada Ercüment Bey'in konuşmaları arasında hani nereye oy verirseniz verin mutlaka layık düzene hizmet etmiş olursunuz şeyine hani kafam takıldı. Ben mevzuat var, kanun var. Kim gelirse gelsin o mevzuatı, o kanunu tatbik etmesi gerekir dedi. Bunların haklı tarafı olmakla beraber Türkiye'de yani bu sistemi toptan reddedip yerine iyisini hemen getirme imkanı varsa buyursunlar. Kardeşlerimiz açıklasınlar. Biz de hep beraber getirelim. Yok öyle bir şey yok da bunun için bir süreç gerekiyorsa birbiri içinde birbirine bağlı ama
hakkın hakimiyeti yönünde bir çalışma gerekiyorsa bu yoldan da istifade etmenin gereğine inanıyorum ve öyle tutup da Müslümanlar Türkiye'de misal olarak benim inandığım adil düzeni getirmeye çalışan milli görüş zihniyetini getirse aynı kanunlarla bugünkü aynı düzen devam etmez. Misal olarak eğer Urfa'da milli görüşün zihniyetine sahip bir belediye başkanı olmasaydı orada kerhane açılacaktı. Ama orada kerhane açılması için yapılan bir binayı belediye tuttu, şimdi huzur evi yaptı. Eğer bir başka zihniyetten adam orada olmuş olsaydı orası kerhane olacaktı, diğer beldelerde olduğu gibi. Şimdi Konya'da hazır, daha önce açılmış olan kerhane kapatıldı. Sivas'ta kapatılıyor. Demek ki aynı kanunlarla iyisi de yapılabiliyor, kötüsü de yapılabiliyor. Kaldı ki kanunları değiştirebilecek bir çoğunlukta biz insanlar olarak bu zihniyeti başımıza getirirsek yine o kanunların dairesi içerisinde o kanunları şimdikinden çok farklı bir duruma getirebiliriz. Düşünüyorum. Bunu da burada belirtmiş olayım. Yine bizim Antalya'da Murat Paşa Camii vardır. Hemen bahçesinin dibinde büfe var. Ne zamandan beri orada şarap satılır, viski satılır, her türlü şey satılır. Ama kanunlarda caminin işte şu kadar çevresinde şey satılmaz diye bir şey söylüyor. Bir maddeler var. Bu maddeler geçmiyor orada. Demek ki hani baştaki insanlar iyi olursa kanunda kötü şeyler de olsa iyi şeyler yapmak mümkündür. Ama kanunda iyi şeyler bile olsa caminin şu kadar çevresinde işte içki satılamaz, şu bu yapılamaz diye madde bile olsa baştakiler kötü niyetli olduktan sonra orada satılır ve milletin de şikayeti göz ardı edilir, kulak ardı edilir. Orada satılmasına kimse engel olamaz. Ama Konya'da aynı durum biliyorsunuz vardı. Konya'ya milli görüş zihniyetinde bir belediye başkanı geldiği gün hemen derhal 24 saat içerisinde oradan kaldırıldı. Urfa'da Halilurrahman'ın yakınındaki yine böyle rezalethaneler daha 24 saat bile geçmeden ip elinin ucuna geçer geçmez sabahı bile beklemeden yerle bir edildi diye düşünüyorum. Evet. Ali Yüksel abimize teşekkür ederim. Müekket hizmetinde küfür ortamlarında var olmuşlar, küfür ortamlarında göndermişler. O ortamda peygamberliğe, risalete, tebliğe başlamışlar ve giderek kimisi ömrünü bir ümmet bile bulamadan bitirirken, kimisi de tek kişi gelip giderken bir devlet bırakıp gitmişlerdir. Ama bila istisna hiçbir peygamber göremezsiniz ki içinde gönderildiği küfür rejimle uzlaşarak, uyuşarak, bugünkü siyasi literatürde sıkça kullanılan kelimeyi kullanırsak, küfürle koalisyon yani ortaklık tesis ederek var olma yolunu denememişlerdir bile. Kesinlikle. O şirk ortamı sürekli onlara bu öneriyle gitmiştir. Gel, kısaca, muhtasaran söylemek için kısaltarak söyleyeyim. Bir gün senin Rabbına, bir gün senin Allah'ına, bir gün de bütün putlara tapalım. Yani senin yanında daha iki kişi var. Bak bütün bu Mekkeli bizden olduğu halde sana bu kadar da cömert davranıyoruz. Ne de cömertler. Ha. Elleri sıkı pislikler. Allah ne diyor? قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُمْ لَا عَبْدُ مَا قَبْدُمْ وَلَا نَعْبُدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا اَنْتُمْ عَبْدُنَ مَا عَبَدْتُمْ لَكُمْ دِينِكُمْ وَلَّدِينَ Sizler benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizlerin taptıklarınıza tapmıyorum. Bu durum tespit. Artı tavırlarımızla onu gösteriyoruz ki ben sizlerin taptığınıza tapacak gibi hiç görünüyor muyum? Yani bu konuda size ümit veren bir halim var mı? Yok. Sizler de benim taptığıma tapmaya dair bir ümit ışığı yapmıyorsunuz. Yani siz de bildiğinizi okuyacak burnunuzun doğrultusuna gidiyorsunuz. Öyleyse lekum dinikum ne dedin ya? Sizin dininiz size, benimki var. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle. Onun için 20 senedir bu türküleri, bu gazelleri dinleye burada demokratik cumhuriyeti nihayet İslamizasyon rayına oturttuk. Müslümanı Müslümanla engelleme, gerçek İslam'ı gerçek olmayan İslam'la önleme,
asıl yeşili sahte yeşille yolu geldi, önümüze açıldı 12 Eylül. Darbesiyle de resmileşti bu yol, resmileştirildi ve devlet artık dine sahip çıkıyor. Hangi dine? Yalnız Allah'a razı eden İslam dinine değil. Amerika'yı razı etmek isteyen İslam'a, ona sahip çıktı. Nerede? Öteci, berici, falancı, fıstıkçı var, dikkat edin, epeyce palazlandırıldı böyle bunlar. Kiloları her geçen gün bilmem ne yem. Hormonla yem yedirilen pirinçler gibi kiloları gittikçe artıyor. Bazılar böyle bir gücü müretleri 70 kişilik tebrik heyetleri çıkarıyorlar. Tamam da. Ağlamaklı, sızlamaklı televizyonlarda bu arada seyrettiğimiz vatandaşlar bunlar. Yani. Tamam.